Tabii kafa karışıklığı yaratıyor yani. İnsan düşünüyor. Ama pek fikirler değişmeyecek gibi duruyor yani. Nasıl fikirler? Yani yine altın masaya mı oy vereceksin? Evet, o şekilde düşünüyorum. Tamam. Peki sizce masada bir karışıklık yok mu şu anda? Var. Ya sizce kendi arasında anlaşamayan bir altılı masa ülkeyi nasıl yönetecek? Mesela ülke hükümete geldiğinde görev dağılımında nasıl bir yol izleyebilecek? Kendi arasında şu an anlaşamıyor. Ya evet, aslında düşündüren şey de o zaten. Ama gençlerin de işte bize bugün zaten bunu uzun uzun konuşuyorduk. Zaten şu anki hükümetten yeteri kadar sıkıldığı için, yeteri kadar sıkıntı yaşadığı için biraz daha şey kafasında artık yani. Ne olursa olsun bundan sonra bundan daha kötüsü olamayacak gibi düşünülüyor. Yani tabii ki öyle değil ama pek fikirler değişmiyor yani yine de böyle bir kargaşa olmasına rağmen. Yine de biz diyorsunuz ki altın masadan yana tercih. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben şöyle düşünüyorum, daha seçime çok var. Yani herhangi bir taraf tam olarak kendini gösteremedi. Bence birazcık daha bekleyip tarafların kendini gösterip ona göre karar verilmesi gerekiyor. Neyi bekleyeceksiniz? Tarafların daha çok açılmasını, tam olarak karar vermelerini vesaire. Biraz daha renkler belli olsun diyorsun. Aynen öyle. Peki. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben altılı masanın Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir aday göstermesini bekliyorum. Heyecanlı. Daha iyi bir aday çıkarsa, kötünün iyisi yerine. Dağıldı şu anda masa. Orası da gerçekten garip bir olaylar yani. Diyecek bir şey de bulamıyorum şu anda. Böyle olmaması lazım. Eğer bir insan muhalefetlik yapmak istiyorsa daha sağlam adaylarla, daha sağlam bir stratejiyle gelmesi lazım. Şu anda yaptıkları her şey iktidarın işine geliyor. Erdoğan da şu anda çok sağlam bir strateji uyguluyor bence. Olaylara karışmayarak depreme yönelik bir şekilde şey yapıyor. Bence çok daha mantıklısını yapıyor. Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok daha büyük bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Ama bu onun tarafında olduğum anlamına da gelmiyor. Sadece objektif bakıyorum olaylara. Onun dışı Memleket Partisi şu anda hoşuma gidiyor. Muharrem İnce'nin yaptığı konuşmalar olsun, gerek yaptığı adımlar olsun. Ben üçüncü bir adaya oyun vermeyi düşünüyorum. Muharrem İnce. Kim? Muharrem İnce'ye vermeyi düşünüyorum. Yani tercih tabii. Evet. Evet. Peki siz? Yani benim için kime atmayacağım belli sonuçta yani. Diğerlerinin de, ben de aynı arkadaşım gibi İnce. Kime atmayacaksınız? Muharrem İnce'ye atacağım. Kime atmayacağım da belli zaten yani. Şey söylemeye gerek yok. Peki yani kime atmayacağınıza neden mesela atmamayı düşünüyorsunuz? Ya kardeşim bundan dolayı biz bu şahsı atmak istemiyoruz dediğiniz bir şey var mı mesela? Şu anın başımın ağrısının sebebiyle o olduğunu düşünüyorum yani. Niye? Yani benim şu an şu yaşımda şu konuşmayı yapmamam gerekiyor. Yani ben bunun muhatabı değilim. Ne yapmanız gerekiyor? Ben daha özgürlükçü ve daha kafam rahat olan bir yerde yaşayıp hani siyaseti sadece seçim masasında hani oraya geldiğimde düşünüp onun dışında kafam yoracağımı değil de hani kendimi geliştirmeye, ne bileyim, yurt dışına ya da ne bileyim kendimi iş hayatında geliştirip akademik olarak geliştirip bunlarla kafam yormam gereken bir yaştayım. Size yorma diyen mi var? Yorun. Yoruyoruz zaten. Tamam. Ama bu mesela üniversitem benim kapalı. Ben Koca Üniversitesi'nde havacılık okuyorum. Ve uygulamalı derslerim var. Ve uygulamalı derslerime giremediğim için, yüzde eğitim göremediğim için şu an derslerimden çoğu anlayamıyorum, geri kalıyorum. Yani bunun sebebi bile işin sonunda... Geçici bir şey yani, birkaç ay sonra açılacak okullar. Bu depremden dolayı böyle bir karar aldım. Organize edilmesi iktidarın problemi ve ya tabii ki de böyle hani KYK'ları yapılmasında, depremzedelerin kalmasında bir sıkıntı yok, bir şey yok. Tabii ki de bizim insanımız. Ama bunun böyle organize edilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Daha iyi bir şekilde yönetiyor. Yani bu, sırf bundan dolayı oy vermeyeceğim diyorsunuz öyle mi? Ya yani sırf okulum kapandığı için. Ya sırf bundan değil tabii ki. Daha önceki yani sonuçta bu yaşıma gelene kadar yaşanan şeyler de var. Mesela? Ama... Ne var mesela? Ya şundan dolayı vermeyeceğim kardeşim. Rahat rahat bir soruyu konuşamamak bile. Evet. Rahat rahat diye şu an evet. Evet. Ne söylesem hapse girmem diye düşünüyorum. Nasıl? Yani ne söylesem hapse girmem diye sizle düzgün iletişim kurabilirim diye düşünüyorum. Yani bunu söylemeden önce bile kaç kere kafamda seçiyorum yani şunu mu desem bunu mu desem. Bu bile özgürlüğün kısıtlanması bile oy atmayı düşünmek için. Ama eleştirebilirsiniz yani şimdi Cumhurbaşkanı da sonuçta bir melek değil, peygamber de değil. Eleştirebilirsiniz. Ya burayı yanlış yapıyor. Şöyle olursa şöyle olur, böyle olursa şunu daha iyi yaparsa oyumu ondan yana kullanırım ya da kullanmam. Bu tabii ki tercih meselesi yani. Ya kesinlikle eleştirebiliriz ama bizim hani bunun bir şeyler konuştuğu için başı derde giren arkadaşım da var. Kim mesela? Ne dediği için mesela başı derde giren kişi var? Evet. Ne demiş mesela? Emre'nin dershaneden arkadaşı vardı. Ben arkadaşından duyduğum için biliyorum ama ne demiş? Ya bilmiyorum, Twitter'da bir şey yazmış. Ne mesela? Küfür mü? Nedir bilmiyorum ama
Ben şu an dediğim gibi bunu rahat rahat konuşamıyorsam bile bir sebebi var yani. Sadece bizim başımıza geldiği için değil, birçok insanın başına bunlar geliyor. Gazetecilerin haberlerini görüyoruz. Bunların sadece hakaretli değil, bazı doğruların ortaya çıkmasıyla da bu insanlar hapse girebiliyorlar. Özgürlükçü bir ortam olmadığının herkes farkında yani. İlla bunun için bir örnek göstermeye gerek yok. Bir sürü örnek zaten şu anda hapishanede. Yani biliyorsunuz ki gazetecilere kısıtlama geliyor diyorsunuz. İnsanlar istediği gibi konuşamıyor diyorsunuz. Evet, ya sizin gibi röportaj yapan birçok insan da bizim Bakırköy'de mesela hep oluyordu. Birçoğu şu anda ev hapsinde. Onların da videoları internette var. Niye işte ortalığı karıştırdığı için. Adam sadece röportaj yapıyor. Bu aynı şey sizin de başınıza da gelebilir yani. Yok, benim gelmedi hiç. Şu an İmamoğlu da bir bedel ödüyor diyebiliyor muyuz yani? Şu an İmamoğlu için de bir bedel ödüyor o zaman. Peki İstanbul'da var mı bir çalışma? Ne mesela? Ya deyin ki, deyin ki şunu yap. Bakın. Hiçbir şey. Allah başımızdan eksik etmesin. Ben onu diyorum. Erdoğan. Hadi. Tabii. Daha öyle bir devlet göremeyik. Kardeşimiz diyor ki yaptı diyor. Yapıyor diyor. Bizim çektiğimizi bilmiyor. Onlar yeni. Daha yeni. Onlar hiçbir şey görmedik ki. Maaş kuyruğunda ölen emeklileri gördük. Hastanede kuyrukta bekleyen insanları gördük. Neler gördük? Gece hastaneye gidip de akşamdan gidip kuyruk sırasına girip sıra bekleyip hastanelerde sabahladığımız zamanı biliyorum ben. Hastanelerde Bakırköy'e gidip ilaçsız geldiğimi biliyorum. İlaç alamıyorum. Engelli çocuğum var. Bakırköy'e gidip ilaçsız eve döndüğümü biliyorum. Kuyruk vardı şu meydan kadar kuyruk vardı, ilaç kuyruğu. Allah başımızdan eksik etmesin. Yani hep dua ediyorum. Evlatım gibi dua ediyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Arkadaşımız diyor ki yok diyor. Mümkün değil diyor. Mesela çalışmıyor diyor. İmamoğlu çalışmıyor diyor. İmamoğlu hiç çalışmıyor. Hiç çalışmıyor. Evet. Onu biliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz hanımefendi açıklaması? Yani. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Mesela siz de bu şehirde yaşıyorsunuz. Biz de yaşıyoruz. Geleceğim size. Belediye yani. Arabaları kelek olmuş. Bir ne olmuş efendim? Ne olmuş? Kelek. Ne demek o? Yani çürümüş demek. Yani belediye arabalarına bir çivi bari çakmamış. Hiç tamir etmemiş. Aynen aldığı gibi çürüttü, geri verecek. İnşallah Allah bir daha nasip etmesin. Evet, evet arkadaşlar ne diyorsunuz hanımefendi açıklamasına? Sizinle başlayalım. Son bir tur yapıp bitirelim. Abi kendi fikri yani. Ben de böyle düşünüyorum. Bu insan... Mesela, tamam, siz çalıştığını düşünüyorsunuz değil mi? Hizmet ürettiğini düşünüyorsunuz. Bana şunu söyler misiniz? İmamoğlu şu çalışmayı, şu projeyi hayata geçirdi. Bir tane örnek. Ben avukatı değilim ki yani. Lütfen. Gençlik ofisini kullanıyoruz biz Sirkeci'deki. Bu iyi bir çalışma. Orada stüdyo. Ne yapıyorlar? Orada biz oranın stüdyosunu kullanıyoruz. İşte prova almak için müzik yapıyoruz. Tamam. Prova almak için oraya ücret ödemeden girebiliyoruz. Rahat bir şekilde randevu alabiliyoruz. Güzel. Gayet de güler yüzlü insanlar var. Ben öyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Okul sayesinde öğrendim. Orası çok iyi mesela. Orayı biz hep kullanıyoruz. İşte bu depremden dolayı bir süre kullanamıyorduk. Tamam. Ama tekrar hemen faaliyete geçtiler sağ olsunlar. Bizi de aradılar. Tekrar açıyoruz, gelmek ister misiniz diye. Bu mesela çok iyi bir proje. Bizim çok işimize geldi. Normalde bir prova almaya... Müzikle uğraşan biri olarak. Evet, normalde evet. Prova almaya gitsek hepimizin cebinden 100-150 lira para çıkacak. Şimdi burada rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Peki. Siz? Valla ben şu an bir şey demek istemiyorum ya. Beni geçebilirsiniz şu anda. Esir. Evet. Son olarak size geldim, bitiriyorum. Ne pas yani, bu kadar. Bir, şey diyeceğim. Bir çalışma o zaman örnek sunamıyorsun. Mesela deprem var değil mi? Deprem. Deprem gerçeği var. Depremle ilgili İstanbul'a bir çalışma olmuş muydu şundan 2 hafta öncesine kadar? 3 yıldır, 4 yıldır neredeyse şehrin başında. 20 yıl. Kentsel dönüşüm için Bayrampaşa'ya eski cezaevi yeni yapılan siteler var bayağı. Benim çoğu arkadaşım da normal oturdukları eski evden geçip oraya geçtiler. Bu bence bir sayılabilir. Deprem öncesi oldu bu da. Bir yılı var rahat. Kentsel dönüşüme örnek veriyorsunuz değil mi? Evet. Yapılıyor diyorsun. Evet. Yani bilmiyorum. Evet. Buyur. Bu sadece ya. İstanbul'un sorunu değil ki. Türkiye'de yapılmadı ki depremle ilgili evet, bir şey. 20 yıldır. Yani Kanal İstanbul yapıyorsun. Hatay'da bir tane çivi çakmadın. Biz İmamoğlu'nu konuşuyoruz ama Türkiye geneline bakacaksın. Tabii. Şimdi İstanbul İBB'nin Ekrem İmamoğlu'nun zaten seçilme durumu da projelerinden çok AKP'ye aktarılan kaynakların bir nevi insanlar tarafından tepki görmesinden dolayı Ekrem İmamoğlu seçildi. Aslında projesine de çok da insanlar bakmadı. Bu ortak noktada Türkiye'deki kaynakların, İstanbul Belediyesi'ne aktarılan kaynakların yandaş diye kastedilen ya da örnek vereyim iktidar yanlısı, iktidar iniltili, bağlantılı kuruluşlara bu kaynakların adaletsizce akıtılmasına karşı olarak aslında seçildi.
Bir taraftan da örnek bir proje olarak da Ekrem İmamoğlu'nun veya İstanbul Belediyesi'nin diyelim hamilelere akbil kartı çıkartıldı. Benim eşim de kullandı bundan faydalı olarak. Hala faydalanıyor. Evet, faydalanıyor. Bu da iyi bir şey. Ücret bugün örnek veriyorum çocuklu bir anne çocuğunu bir eğitime ya da bir hastaneye örnek veriyorum kreşler var. Şurada neydi? İBB'nin bir tane kuruluşu var ya çocuğu getir. İSADEM var. Oraya getirip çocuğumu ücretsiz yararlandırabiliyorum. Benim çocuğum işte konuşması gereğiydi. Burada aktivitelere katılabiliyor. O da ücretsiz olarak yararlanabiliyoruz. Ama İSADEM'de. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu X örnek verin muhafazakar bir özel derneğe aktarıldığında da benim eşim gitmek istemeyebilir. Daha böyle tercih hani, meselesi canım. Tabii tercih meselesi ama devlet kurumları altında bu hizmetler ücretsiz verildiğinde herkes gönül rahatlığıyla yararlanabiliyor. Ama öbür tarafta gittiği zaman işte örnek veriyorum başı açıktır bilmem nedir. Hani bunlar yaşadığımız bir şey değil. Ama yaşanılması muhtemel bir şey. Devlet kurumuna bu kaynaklar aktarılması dururken neden örnek veriyorum vakıflara bu kaynaklar akıtılıyordu? İnsanların tepkisi buna aydı. Ekrem İmamoğlu bu yüzden seçildi. Ve şu anda da eski popülaritesini kaybetti. Niye? Biz onu İstanbul Belediyesi için çalışsın diye seçtik. Ama o çok başka şehirlere gidiyor. Bilmem nereye gidiyor. İşte kendi bir nevi propagandasını yapıyor. Aslında İstanbul bu süreçte afetler geçirdi. Hep burada olması gerekirken hep hazırlıksız yakalandı. Bunlardan bir tanesi de kar durumuydu. Karda insanlar çok şeysiz kaldı tabii. Ama projelere gelecek olursak mesela mega projeler gördük mü Ekrem İmamoğlu'ndan görmedik. Hani bunlar da neye bağlandı? İstanbul bütçesi, İBB'nin bütçesinin kısıtlandığını ve örnek veriyorum. İnanıyor musunuz gerçekten kısıtlandığını düşünüyor musunuz? Metroları örnek veriyorum bütçelerini, köprü bütçelerini aldığını söylediler. Zaten açıklamasını yaptılar. Onun dışında diğer bir etken de şu. Tabii ki İBB'nin çok devasa bir bütçesi vardır diğer şehirlere göre. Ama bunu da haberlerde de görüyoruz zaten. Kendi meclis yayınlarında da AK Parti meclisiyle örnek veriyorum belediye. X partiden CHP'den ama meclis üyeleri diğer partiden. Ne oluyor bu sefer? Siyasi çatışmalar oluyor. Siyasi çatışmalar uğruna örnek veriyorum İmamoğlu belki iyi bir proje devşirip kendi adına rant sağlayabilecekken diğer meclis üyeleri tarafından farklı bir şekilde engellendiğini de gördük. Bunu herkes de gördü. Durum bundan ibaret. Hani çok iyi mi değil mi ama Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye başkan olarak seçilmesinin asıl sebebi daha doğrusu ben oy atan biri olarak söylüyorum. İstanbul'un gelirinin bu diğer vakıflara adaletsizce dağıtılmasından kaynaklıydı tepki. İnsanlar kendince bunu sağlamış oldu. Bu yönden içim rahat ama aksi bir yönde örnek veriyorum. Yolsuzluk, usulsüzlük karıştığı takdirde bir sonraki seçimde zaten bir daha oraya gelmez. Peki verecek misiniz siz tekrar destek olacak mı? Şu andaki gidişata göre İBB'ye hizmet ettiğini çok fazlasıyla düşünmüyorum. Ama adı yolsuzluklara şu an geçmedi. Hani daha bir iyi aday, projelere inandığımız bir aday gelirse neden olmasın? Bağlı değiliz. Her şey insanların tabii faydası için. Tabii. Bu arkadaşımın fayda göreceği bir proje olur. Çocuğumun fayda göreceği bir proje olur. Tabii ki daha iyisini atarız. Ama daha iyisi çıkmazsa onu atarız. Ama bir sonraki gelecek kişi yine eski bir önceki düzeni yapmaya devam ederse onu atmak yerine tekrar aynı sisteme devam ederiz. Artık Türkiye'deki tüm şey bu şekilde. Ülke yani ülke siyaseti için de bunu söylüyorsunuz. Aynısı. Herkes için geçerli. Bugünkü altılı masa olayı için de aynı şekilde geçerli. Yani insanlar bir şekilde adaletsizlikten 20 senedir buradalar. Ben daha önce proje yarışmalarına gittim. Kendim lisede katıldım. Yani geliyorlardı. Belki ben kazanabilecekken o zaman Milli Eğitim Bakanı vardı. Gidip kendi tanıdıklarını seçtiklerini ben bunları kendi gözümle gördüm. Şahit oldum. Yani bu gençler benim çocuğum, milletvekili tanıdığı olmayan çocuğu neden başarılı olamasın? Bugün örnek vereyim, övünüyoruz şeyle, İHA SİHA'larımızla. İHA SİHA nasıl başarılı oldu? Belki İHA SİHA'ya benzer. Örnek vereyim, hava silahları olmasın da radar sistemleri olsun. Bunları üretebilen adamlar yok muydu? Örnek vereyim, şeyin başlangıcı, SİHA'ların başlangıcı iki telde sanayide atölyeleri varmış. Oradan buralara geldi. Ha başarılı olmasına seviniyor muyum? Seviniyor muyum? Ama bunun gibi başarılı olamayanlar neden başarılı olamadı? Siyasi sebeplerden mi? Siyasi sebeple mesela örnek veriyorum. Yapmış bir proje bulmuş. Ha karşılığını bulmuş. Ne yapmış? Sadece onlar değil. Burada ne var? Türk mühendisleri. Türk mühendislerinin de kuvvetiyle beraber böyle bir ufuk açılmış siyasi destek de. Siyasi destek ne demek? Türkiye istese her alanda bir şey geliştirebilecek insanları bir araya toplayabilir.
ama siyasi çıkarlar. Yani bu insanın mesela örnek vereyim siyasi düşüncesine bakarak bu çocuğu mühendis olarak işe almazsınız oradan iyi bir şey çıkmayabilir. Dolayısıyla burada da hep devlet şeylerinde en önemli şey ne diyoruz? Liyakat. İşte bu şu anki iktidarın en büyük sorunu da torpilli işe almak. Yani o kadar üniversite mezunu insanlar var, o kadar gençler var. Hiçbirinin diploması bir işe yaramıyor. Belki bu çocuk şu anda bir en düşük devlet memuruyla işe başlasa belki daha güzel şeyler hayal edebilecek ileriye doğru. Ama gidiyor ne yapıyor? Yandaş, hiç okumamış. Hani ev hanımlarını küçümsemiyorum ama eğitim almış bir arkadaş varken hiç eğitim almamış bir insan kazanıyorsa bunun hakkı yeniyor demektir. Aynı anda başvurup okuyan kazanamıyorsa çünkü bu çocuğu da okutabilmesi için annesi babası zor zamanlarda çalışmış. Belki adam üşüyerek dolmuşa binmek yerine eve yürüyerek gitti. Niye? Bu çocuğu okutabilmek için. Bu niye girmiyor da işe? O tanıdığı var diye giriyor. Asıl tepki bundan. Altılı masa değil insanların tercihi. İnsanların tercihi adaleti kim getirecek? Veya adaletsizlik düzeni yıkılsın. Peki o zaman soru şu. Adaleti mevcut şartlarda kim getirir? Adaleti mevcut şartlarda kimin getireceğini şimdiden öngöremeyiz ki. Zaten görsek bugün kendi aralarına bir adalet sağlayamıyorlar. Evet. Doğru mu? Doğru. Bunu herkes gördü. Yalanlayacak bir şey yok. Kafaya takacak bir şey de yok. Sonuçta biz de hani objektif seçmen olarak bakacağız. Görüyoruz. Senelerdir konuşuyorlar diyorlar işte aday yıpranmasın diye beklettik diyorlar. Şimdi bakıyoruz. Aday Kılıçdaroğlu'ymuş. Onu diretiyormuş. Yani bugün örnek veriyorum. Ben CHP'ye hani sol partilere oy veren bir insan olarak vermem. Niye vereyim? Ve masa yıkıldığında ilk gündeme gelen şey HDP, CHP'nin ortağı olarak. Ben HDP'ye niye oy vereyim? İstediği kadar Selahattin Demirtaş güzelleme yapsın. Herkes gidiyor değil mi askere? Bu çocuk şehit olduğu zaman bu ülkedeki en büyük terör örgütü kim? PKK. Bizim askerimize, arkadaşlarımıza kurşun sıkan kim? PKK. Ondan öncesine gidelim. Oradaki çocuklar, Kürt kardeşlerimiz eğitim görsün diye öğretmenleri kaçırıp öldüren kim? PKK. Bunların propagandasını mecliste yapan kim? HDP. İstediği kadar süslesinler. HDP ile aynı masaya oturtturana oy vermem. Ben Karadenizliyim. Bugün HDP şöyle otursun. HDP ile masaya otursun. Ya böyle metropol değil bizim oralar. Adam burada evi 100 metre ötede şehidinin cenazesi var. Evet. Yani orada PKK ile işbirliği yapmış. Örnek vereyim CHP'nin bürosunu görecek. Tükürmeden geçecek. Şurada çocuğu yatıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? CHP bunu siyasi olarak ama böyle bir... CHP şu an bunu yapıyor ama HDP ile işbirliği yapıyor. İntihar etti. İntihar etti. Mesela örnek veriyorum. Daha ılıman kesimlerde bunu yapabilirler. Hangi kesimde yapabilirler HDP'yi? Örnek veriyorum. Metropol'de oturuyor adam. Burada arkadaşlar, HDP'li arkadaşları da var. Yemek yiyip su içtikleri. HDP'yi kötülemiyor çocuk. Niye? Arkadaşı var HDP'li. Ama örnek veriyorum. Hanıma da soruyorum. Senin HDP'li tanıdığın var mı diyorum. Yok diyor. Biz öyle topraklardan geldik. Bizim o topraklarda da bunlar kesinlikle reddedilir. Karadeniz'i sadece coğrafya olarak nitelemeyin. Burada da büyük bir nüfusu var metropollerde. Dolayısıyla bu CHP benim gözümde intihar etmiştir. Buradan en faydalı olarak şimdi bakıyoruz. Sosyal medyayı da çok iyi takip ediyorum. CHP, İYİ Parti'yi eleştiren üstse masa yıkıldı diye CHP'yi eleştiren 15. Dün akşam siyasi programlarda bir açıklama yapıldı. Bir okuma yapıldı bu olayın. Hepsinde İYİ Parti haklı bulundu. Masa yıkıldı ama masa dayatma zorundan yıkıldı. Ben Kılıçdaroğlu'nu istemiyorum ki. Ben ya Mansur Yavaş istiyordum veya kazanabilecek birisini istiyorduk. Ama neden? Bak projeleri olduğu için demiyorum. Mevcut adaletsizlik düzeni yıkılsın. Veya örnek veriyorum. İktidar ders alsın. Ben iktidara veririm. Niye vermeyeyim normalde? Değil mi? Sonuçta onlar PKK'lı değil, terörist değil. Ama hatalarından, insanlardan özür dilemeyi bilsin. Herkesi kucaklamayı bilsin. İktidar da bunu bu zamana kadar yapmadı. Böyle bir açılım yaptı mı? Yapmadı. Gitti Kürt açılımı dedi. Bizim Kürtlerle sorunumuz yok ki. Açılım yaptı ama diğer partileri bir açılım yaptı mı? Ya da örnek veriyorum benim görüşüme ya da yaptıkları bir atadan dönme konusunda bir tek FETÖ'den döndüler. Onun dışındaki adaletsizliklerin dışında hiçbir şeyden döndüler mi? Dönmediler. Benim tepkimi dindirmediler. Dindirmediği için bana vatandaşa bir açılım yapmadılar. Yapmadıkları için atmadım. Atmayacağım da. Ha bundan sonra değişir mi? Ülkem için değiştikleri zaman sonucu eğer faydalı olacaksa niye atmayayım? Artık gençlerde parti kafası yok. Sonuç kafası var.
Adalet istiyoruz. Bir insan işe gireceği zaman diyor ki tanıdığı vardır girdi. Yani devlet işini. 10 kişi giriyor. O diyelim 20 kişi girdi ya. Diğerleri diyor ki tanıdığı, bizim tanıdığımız olsa bize böyle bir şey olabilir mi? Senin çocuğun olsa işe sokup üzülmez misin? Bu kadar para veriyorsun, ediyorsun, üniversiteye gönderiyorsun. Belki çocuğun işe girse seni evlenecek, mutlu olacak. Çocuğun işe girmediği için çocuğun insanlar hastalıklarıyla uğraşıyor. Diyor ki çocuğumun psikolojisi bozuldu, çalıştı 2 sene giremedi. Gelecek kaygısı yaşıyor diyor. Yeni çocuklar, yeni gençler eskisi kadar dirayetli değil. Eskiden insanlar okumadığı zaman Ahmet amcası var, yanında terzi olsun deyip, meslek sahibi olsun deyip o zamanki ekonomiyle kendine ev, araba alabiliyordu. Bugün insanlar bunu yapamıyor. Arkadaşın arabası var, çocuk diyor ki ben nasıl ev araba alacağım? Nasıl eşimle gezeceğim? Nasıl eşimi tatile götüreceğim? E şimdi bunlar varken sen çocuğun varsa bugün bir bilgisayar 30 milyar. İyi bir tane alayım dersen. Baba gidiyor bilgisayardan anlamıyor. Şeyci onu standçı diyor ki kandırıyor, al diyor bu iyi. Bir alıyor çünkü ekran bembeyaz. Baba parası yettiğini çocuğunu mutlu olabileceğim diye alıyor. Ama çocuk bakıyor ki babası ucuz mal almış. Üzülüyor. Niye babası işte örnek veriyorum 15 milyar ya da 10 milyar parasını yettiğinde çocuğuna iyi bilgisayar alamasın? 30 milyar ya bilgisayar. Alsa 30 milyarlık bir şeyi ben evde çocuğumu öğrensin diye tuşuna bastıramam sigortalatmadan. 5 milyar onun sigortası, bilgisayar alıyorsun, düşün sigortalatıyorsun, 30 milyara geliyor. Ya buna tepki vermesin de insanlar neye versin? Ben çocuğumu nasıl bilgisayar alacağım şimdi? 30 milyar, kaç milyar maaş almam lazım benim? Sadece bilgisayar. Ya ekranda, televizyon ekranda çizik çıktı. Ulan yenisini alsam 20 milyar çıkacak. Nasıl değiş? İnşallah daha kötü bozulmaz diye dua ediyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Nasıl olacak? Evet. Bizim tepkimiz buna. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.